etmeye başlayalım. Şimdi biz dedik ki önce ne yapmıştık? Basit faizden bahsetmiştik. Basit faizde F'miz neydi bizim? ANT bölü 100 diye buluyorduk değil mi? Sonra bileşik faiz formülünden bahsettik ama bileşik faiz formülünde gördüğünüz üzere bir üstte ifade var. Şimdi normalde o üstte ifadeyi bulmak kolay. Ama o üstte ifade yani şöyleyken kolay. Mesela 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tür? Hani bu kolay 6. kuvveti. Ama 3'ün kaçıncı kuvveti 64'tür derse? İşte burada cevap yok. Yani biz bunu üstü sayılarla ne yapamıyoruz? Çözemiyoruz. Dolayısıyla üstü sayılarla bunu halledemeyeceğimiz için bize ne lazım? Logaritma konusu lazım. Şimdi biz bileşik fonksiyon formüllerini uygularken aslında logaritmik tabloya bakıyoruz. Buraya kadar her şey güzel de bu logaritma ne? Benim önce size ondan bir bahsetmem lazım. Yani bu haftaki dersimizi logaritmaya ayıracağız. Bundan sonraki hafta tekrar, yani şimdi siz önümüzdeki haftaki derse gelirken mutlaka hem logaritmaya çalışmış, öğrenmiş, yani ben anlatacağım zaten şimdi bu videoları izlemiş olun. Hem de bileşik faiz formüllerini hatırlayın çünkü iki konuyu ne yapacağız? Birleştireceğiz. Ve ondan sonraki hafta da sınav haftası zaten. Mutlaka ve mutlaka ben bileşik faizden soru sorarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani o yüzden bu dersimizde, geçen haftaki dersimizde çok önemli. Şimdi bir daha söylüyorum çok fazla gelen oldu tekrar herhalde bir kez daha chat'e Nuri'den sonra gelenler isimlerini yazabilirler mi? Evet arkadaşlar 8. hafta. 8. haftada yazacağız. Şimdi ben Serdar'ı yazmışım, Nuri'yi yazmışım, Murat Yıldız'ı yazmışım. Ondan sonra eğer dersinize katılan varsa lütfen isimlerini yazsınlar. Fatih tamam. Israrla bağlanamıyor bazı arkadaşlar. Neyse Fatih'te kaldık. Devam ederiz. Ders bitmeden beni bir uyarırsınız tekrar hocam yoklama alacaktınız diye. Şimdi arkadaşlar sınavla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin sınavınızı açıkçası klasik yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla süreli bir sınav olacak. Yani mesela diyeceğiz ki şu bir saat içerisinde. Yani nasıl o ödevleri yüklüyorsak yükleyeceğiz sisteme. Ondan sonra size bir link atma aktivitesi koyacağız. Oradan bana çözüp yani yarım saat 45 dakika neyse yani bir süre olacak mutlaka. O süre içerisinde cevaplarınızı göndermenizi bekleyeceğim sizden. Süreyi kısa da tutabilirim muhtemelen ama. Şimdi Songül neden birkaç tane bağlanmaya çalışıyor acaba? Songül bağlanamadı. Çağlanır seni de kaydettim. Evet şimdi artık arkadaşlarım ekran paylaşımında bulunayım ben. Bahsettiğim şeyi bir saniye. Şu PDF'i açacağız. Evet bu. Şimdi logaritma konusu tek tek böyle anlatayım. Yani bu gerçekten şey bir konu. Yani anlamanız gereken bir konu arkadaşlar. Yani illaki anlamanız gereken bir konu. Dolayısıyla hani sessizce dinleyelim. Bir taraftan da eğer aklınıza takılan bir şey varsa hemen sorun bana. Ben yine tabii chat kısmımız klasik açılmıyor. O yüzden her hafta gibi yine hatırlatalım. Bir şey söylemek istiyorsanız hemen mikrofonunuzu açıp söyleyin arkadaşlar. Sonuçta derste de olsak. Bana mesela... Hocam ben derse yeni girdim de yoklama aldınız mı diye soracağım. Aldım Birgül'cüm. Aldım. Hemen seni de yazalım. Birgül koca bıyık değil mi? Evet. Hocam ben de yeni girdim derse. Sen kimsin? Hocam ben de şimdi girdim. Ben Bu? Kader hocam. Kader soyadın ne? Ben Yiğit hocam. Kader? Yiğit. Yiğit. Evet. Diğer arkadaşım kimdi? Hocam beni de yazmadınız. Çağlan Çetin. Emre Yıldız. Evet. Diğeri kimdi arkadaşlar? Birbirinizin üstüne konuşmayın. Diğeri kimdi? Birgül Koca. Çağlan Çetin. Çağlan. Birgül seni yazdık artık. Tamam. Sen tamamsın. Çağlanur Çetin.
Mikrofonu açık olanları gösteriyor bana ekran. Ama birkaç kişinin birden mikrofonu açık olduğu için diğer konuşanı göremiyorum. Tamam. Yoklamayla ilgili sıkıntımız yoksa devam edelim. Bir dakika. Şimdi bu neden böyle yapıyor? Bir dakika, devam edemedik. Hemen bir daha şununla bir uğraşıp arkadaşlar. Şöyle indireceğiz. Tamam. Şimdi bunu burada ben sizinle paylaştığımda, tamam. Şu ekranı paylaşıyorum. Tamam. Şunu alıp şuradan şuraya koyalım çünkü. Tamam, şimdi oldu. Şimdi logaritmada aslında arkadaşlar böyle bir tablomuz var. Bu tabloyu logaritma tablosu dediğinizde, yani normal internete yazdığınızda her yerde bulup çıktı alabilirsiniz. Ya da sınavda çok ihtiyacımız olursa ben de zaten sorunun arkasına eklerim. Tamam mı? Şimdi bu tablo bizim için önemli. Hatta siz, söylemiştim ya ben, fonksiyonlu bir hesap makinesi alırsanız daha iyi olur diye. O fonksiyonlu hesap makinelerinde ne var? Logaritma bulmak var zaten. Yani biz oradaki logaritmayı bulabiliyoruz. Böyle belki mutlaka hani kullananlarınız olmuşlarınızda logaritma yazar. İşte logaritma işte 5'e bastığınızda 10 tabanında logaritma 5 nedir onu verir. Ama sadece 10 tabanındakini verir, işte doğal logaritmayı verir. Şimdi önce bu logaritma neden var böyle bir konu? Önce ona bahsedelim. Şimdi arkadaşlar logaritma şundan var. Bakın bir daha söylüyorum. 2 üzeri x 4 iken biz x'in direkt 2 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? İkinci kuvveti. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? Dördüncü kuvveti. Efendim işte 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir? Üçüncü kuvveti. Yani biz bunları zaten üslü sayılardan ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bu üslü sayıların tam tersi olan fonksiyon. Buradaki derdimiz şu bizim. Net bir şekilde göremiyorsam, yani köklü ifadesini aldığımda ben bu ifadeyi bulamıyorsam, bir daha söylüyorum. Mesela 3'ün karesi, pardon 3'ün hangi kuvveti 4'tür? Şimdi bir tam sayı kuvveti olmadığı kesin. 3'ün hangi kuvveti 4'tür dediğimizde bir tam sayı kuvveti olmadığı kesin. Dolayısıyla işte biz öyle virgüllü bir sayı alıyoruz. Acaba 3'ün kaçıncı kuvveti 4'tür diye. Burada işin içine, burada devreye ne giriyor? Logaritma konusu giriyor. Bizim de bileşik faiz formülümüz üslü bir fonksiyon olduğu için ne yapmamız gerekiyor bizim? Logaritmadan yardım almamız gerekiyor. Şimdi önce logaritmayı bir tanıyalım. Bunun bir tanım kümesini çalışalım biz. Şimdi logaritma, bakın fx eşittir. Logaritma a tabanında x şeklinde okuyor. Bakın nasıl okuyorum? Aşağıdaki a, yukarıdaki de x ya. Logaritma a tabanında x. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulmak için. Şimdi bu taban var ya, taban. Taban biraz nazlı. Taban diyor ki ben bir kere sıfırdan büyüğüm. Yani kesinlikle ve kesinlikle pozitif sayılarla çalışıyoruz. Tamam. Ben kesinlikle pozitifim. Ve birden de farklıyım. Ben bir de olmam diyor. Nazlı bu A, tamam mı? Hem pozitif olacak hem de kesinlikle bire eşit olmayacak. Sebebini söyleyeceğim. X'imiz de logaritma A tabanında X dediğimiz kısımda kesinlikle yine sıfırdan büyük olacak. Neden böyle kesin kuralları var? Biz dedik ki aslında bu üslü sayıların tersi dedik. Şimdi siz üslü sayılarda ne yapamazsınız? Hangi sayının işte şu, yani şu sayının hangi kuvveti bu sayıdır diye arıyoruz ya biz. Birin hangi kuvveti birdir. Yani onu ne yapamazsın? Bulamazsın. Çünkü birin bütün kuvvetleri bir. O zaman ne olur? Soru, konu tanımsız olur. Yani o yüzden asla tabanımız ne olmayacak? Bir olmayacak arkadaşlar. Şimdi buradan bir şuradan ilerliyorum. Şimdi kuralları var logaritmanın. Bu kurallar çok önemli. Bu kuralları ben size not şeklinde atacağım. Tamam mı? Şimdi logaritma a tabanında x çarpı y. Şimdi düşünün mesela üslü sayının tersi demiştim ya ben. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y olsaydı siz bunları nasıl ifade ederdiniz üslü sayılardaki gibi?
250x çarpı 250'ye 250x artı y şeklinde ifade edildiğinden üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Burada da işte logaritma a tabanında x çarpı y, logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y şeklinde ifade ediliyor. Aşağıda da aynısının diğer mantığı var. Şimdi biz logaritma logaritma demeyelim, yine üstü sayı diyelim. A üzeri x bölü a üzeri y ifadesinde tabanlar aynı, üstü sayılarda bölme işlemi yapıyorsam ne yaparım? Üstleri çıkartırım. A üzeri x eksi y olur da hatırlayalım. O halde logaritma a tabanında x bölü y de logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bu da dursun cepte. Tamam mı? Üçüncü özelliğimiz taban değiştirme. Buna taban değiştirme diyoruz. Yani logaritma b tabanında y'yi siz öyle ihtiyacınız olduğu için, yani o ihtiyaca sen karar vereceksin. Neden taban değiştiriyorsun? Öyle ihtiyacın olduğu için a tabanında yazmak zorunda kalabilirsin. Bak şu anda senin logaritman b tabanında y. Ama sen bunu a tabanında yazmak istersen ya da c tabanında ya da d tabanında, 5 tabanında, 10 tabanında. O bize soru bize verecek onu. Ne, yani ne yapmamız gerektiğini hissedeceğiz. A tabanında yazmak istediğimde ne olacak? Logaritma a tabanında y, bakın üstte y var zaten, bölü logaritma a tabanında b şeklinde ifade ediyoruz. Tamam mı? Yani yeni bir taban yazarken mesela ben logaritma b tabanında y'yi bu sefer de 10 tabanında yazayım. Logaritma 10 tabanında y bölü logaritma 10 tabanında b şeklinde olur. Şimdi bu mantıkla bakın dördüncü ifadeye bakın. Logaritma a tabanında b'yi eğer b tabanında yazmak isterseniz logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a olur. Logaritma b tabanında b de, çok pardon arkadaşlar. Dersteyim. Logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a şeklinde olur. Logaritma b tabanında b de nedir? Yani b'nin kaçıncı kuvveti b'dir? Birinci kuvveti 1'dir. Bakın o yüzden dördüncü ifadede logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü logaritma b tabanında a. Yani ben sayıyı, yani logaritmik ifadeyi ters çeviriyorsam 1 bölü şeklinde yazıyorsam ne yapacağım? Tabanla üstü de yer değiştireceğim. Bunlar birbirine ne olur o zaman? Eşit olur. Tamam mı? Bu da tamam. Bakın yine sağ köşeye geliyorum. C elemanıdır. Pozitif reel sayılardan biri çıkartıyoruz, tanımımızda bir yoktu. Logaritma a tabanında x'i herhangi bir c tabanına çevirmek isterseniz, bakın yine sol taraftaki üçüncü ifadedekinin aynısı tekrar. Bir c tabanına çevirmek istersen logaritma c tabanında x bölü logaritma c tabanında a şeklinde yazılabilir. Şimdi şuna gelelim. Onun hemen altındaki kutucuğa gelelim. Logaritma a tabanında 1. Şimdi a'nın, yani a gibi bir taban var. Hangi kuvveti 1'dir? Bütün sayıların sıfırıncı kuvvetleri 1 olduğu için cevabımız ne? 0. Logaritma a tabanında a'nın hangi kuvveti a'dır? Birinci kuvveti a'dır. Üçüncü ifade, logaritma a tabanında x diyorduk ya bize. Bu kez logaritma a tabanında x üzeri n var, bakın n var. O n ne yapar? Çarpma olarak başa geçer. Logaritma a tabanında x üzeri n yerine n çarpı logaritma a tabanında x yazabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncüsü, logaritma a tabanında x yazıyorduk ya. Bakın bu kez de logaritma a üzeri n tabanında x üzeri m. Yani a'nın n'inci kuvveti var, x'in de üzerinde m'inci kuvveti var. Ben şimdi x'in üzerinde m olunca onu çarpma olarak başa geçiriyordum. Onu bir üst örnekte öğrendim zaten. Burada bir de tabanın da kuvveti var. Tabanın kuvvetini nasıl geçiriyormuşuz başa? Bölme şeklinde geçiriyormuşuz. Logaritma a üzeri n tabanında x üzeri m, m bölü n çarpı logaritma a tabanında x şeklinde ifade ediliyor arkadaşlarım. Şimdi en soldaki küçük kutucuğa geldim. A üzeri, bakın bu kez bir sayı var. Sayının üzerine logaritma koymuşum. A üzeri logaritma a tabanında b. Zaten sayı a, o da logaritma a tabanında b ise
A'lar ve logaritma kısmı birbirine götürür, B'dir o. Yani direkt yok edebilirsiniz. Yine bunları örnekle göstereceğim. A tabanında logaritma, pardon, A üzeri logaritma X tabanında B'de de. Yine tabanları yer değiştirmek zorunda kalma olasılığımız olduğu için A ile B'yi yer değiştirebiliriz. Sistem buna izin veriyor. B üzeri logaritma X tabanında A'ya nedir bu? Eşittir arkadaşlar. Şimdi. Evet. Şimdi A'mız birden büyükken ya da biz şu kısmı bir asıl mevzumuz ne? Ben şurada bir whiteboard açayım bir saniye. Şimdi arkadaşlarım, şimdi yazmaya çalışacağım. Tamam. Şimdi birazcık zor yazıyorum. Şimdi logaritma vallahi çok kötü yazıyorum. A tabanında bakın bütün mevzu bu aslında. Bütün mevzu bu. A tabanında x. Bak şimdi. Eşittir. Y gibi bir ifade ya. Bak bizim bileşik fonksiyon, bileşik faizde en çok kullanacağımız bu aslında. Şimdi bu ifade ne demek yani? Bunu Türkçeleştiriyorum. Logaritma A tabanında X eşittir Y ise sen şöyle yazacaksın. O halde A'nın bak A'nın Y'inci kuvveti kime eşittir? X'e eşittir. Tamam mı? Bu yani. Şimdi mesela ben o zaman nasıl yazacağım? Dedik ya biz demin 3 üzeri x. Hani 3'ün kaçıncı kuvveti acaba 4 ki dediydik. 3 üzeri x eşittir 4 dediğimde. Tamam mı? Ne gelir o zaman? Şimdi ne yazıyorduk? Şu taban, şu üst. Bu da eşittik değil mi? Logaritma. Efendim? 3 üzeri 4 eşittir x mi oldu? 3 üzeri x. 3'ün kaçıncı kuvveti 4 diyorum? 3'ün kaçıncı kuvveti 4? Zaten bulamıyoruz. Tam sayı bir cevabı yok. Öyle olsaydı o konunun adı ne olurdu? Üstü sayılar olurdu. O şekilde yapamadığım soruları çözebilmek adına ne geldi elimize? Logaritma konusu geldi. Yani derdimiz zaten bu. Bu yüzden anlatıyoruz bu konuyu. Şimdi 3 üzeri x eğer 4 ise 3 neydi? Bir tabandı değil mi? 3 taban x de onun üstü. İşte burada da taban yine ne olacak? 3 olacak. Logaritma 3 tabanında 4 eşittir x olacak. Bu. Sonra biz buna da tablodan bakacağız. Bu sayı kaçmış? 1 r çok yakın. 1 ile 2 arasında 1,5'tan bile daha küçük bir sayıdır bu. Tamam mı? Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Eğer logaritma 3 tabanında 4'e x diyorsa bak bunu buradan alıyorum. 3 üzeri x 4'tür diyebiliyorum. Ya da 3 üzeri x eşittir 4'tür derse kim x nedir derse x aşağı indir derse o zaman da ne yapıyormuşum? Şu tabandı ya logaritmasını alıyorum her tarafın. Logaritma 3 tabanında 4 x'e eşit oluyor bu kez de. Tamam mı? Şimdi bakın mesela şuradaki soruya bakın. A üzeri 0 olur değil mi? Bu şu mantıkla, az önceki yazdığım mantıkla. A üzeri 0 eşittir 1 olur. Doğru. Çünkü ne yapıyorduk? Taban üzeri, karşı taraftaki üst A üzeri 0 eşittir 1. Bakın burada ne var? A üzeri 1 eşittir ne olur? A olur. Evet, genel bilgi zaten. Tamam mı? Şimdi şunu bir kapatalım tekrar. Şimdi dolayısıyla şu kısmı bir sileyim mi? Şura dursun şöyle.
Şimdi dolayısıyla burada ne dedi? Logaritma a tabanında fx eşittir c. Normalde ne olacaktı? Fx büyüktür a üzeri c. Yani burasını yazıyorum ya, fx büyüktür şuradan a üzeri c olacak. Neden? Çünkü bu bir artan fonksiyon. Siz eğer a'nız sizin birden büyükse, yani tabanınız birden büyükse, siz onun üstünü arttırdıkça, bakın buradaki tabandan bahsediyorum. Taban birden büyük bir sayıysa, siz onun kuvvetini aldıkça ne yapar o? Büyür. Ama bakın yine a büyüktür bir de logaritma a tabanında fx küçüktür c ise, bu sefer de fx nedir? A üzeri c'den küçük bir sayıdır ama her zaman tabii ki sıfırdan büyüktür. Bu da tamam. Şimdi eğer a'mız, yani bizim bu tabanımız, hani üstüne alacağımız sayı a'mız zaten her türlü ne? Sıfırdan büyük. Logaritma olması için öncelik şartı buydu. A, yani şuradaki a sıfırdan büyük. Hatta birden farklıydı. Diyor ki sıfırla bir arasındaysa, o zaman diyor şuradaki işaret yerleştiriyor. Bakın fx normalde ne yapıyorduk? Bir fx, bakın burada aynısını almıştık. Fx büyüktür diye almıştık a üzeri c'den. Ama burada ne almışız? Fx küçüktür a üzeri c'den almışız. Neden acaba? Çünkü sayı sıfırla bir arasındaysa, siz kuvvetini aldıkça sayı ne yapar? Küçülür. Mesela 1 bölü 2, birinci kuvveti 1 bölü 2 yani yarımken, ikinci kuvveti 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür yani çeyrektir. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8'dir. 0,125'e denk gelir. 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 64. Siz sayının kuvvetini aldıkça sayı ne yapıyor bakın? Küçülüyor. Bu hangi sayılar için geçerli? Bu sıfırla bir arasındaki rasyonel sayılar için geçerli arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla burada da bir kuvvet alma söz konusu olduğu için sayı büyükken kuvvetini aldıkça ne yapar? Küçülür. Yine aynı şekilde sıfırla bir arasındayken fx de c'den küçükse tam tersini yazarız. Yani a üzeri c ne olur? Büyük olur. Bu da tamam. Biz çok bunların eşitsizliğiyle, yani çok fazla hani logaritma hakkında bilginiz olsun diye bu kısmı anlattım. Normalde bizim bileşik faizimizde çok fazla eşitsizlik kısmı ihtiyacımız olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz şuraya bakalım bakın. Logaritma a tabanında b ile logaritma b tabanında a'yı çarparsanız, bakın şuradaki b'ler şöyle birbirlerini götürür. Şuradaki a'lar da birbirlerini götürür çaprazlı çarpımda. Dolayısıyla sonuç ne olur? 1 olur. Bakın burada dedim ki şununla şu birbirine götürebiliyordu. Dolayısıyla burada ne kaldı? Logaritma a tabanında c kaldı bakın. Mesela burada b'ler birbirlerini götürdü. C'ler birbirlerini götürdü. Ne kaldı? Logaritma a tabanında d kaldı. Tamam mı? Şimdi birazcık daha devam edelim. Bir de bizim e tabanımız var. Yani her zaman buradaki sayı, bakın A, B olur, 5 olur, 10 olur, 20 olur. E de olabilir, E de bir sayı. Olur yani, hiçbir sıkıntı yok. İki küsürlü bir sayı biliyorsunuz. Dolayısıyla logaritma E tabanında X'e biz, yani matematikçiler şöyle bir şey geliştirmişler. Hani biz köklü ifadelerde üçüncü kuvvetten kök yazarsak, yani kökün şurasına 3 yazarsak küp kök diyoruz. İşte dördüncü kuvvetten kök, beşinci kuvvetten kök, altıncı kuvvetten kök diyoruz ama eğer oraya 3 yazdıysak özel ismi var, ne? Küp kök. Hiçbir şey yazmadıysak ne? Kare kök. İşte burada da logaritmada tabanınızda eğer herhangi bir sayı ya da harf yerine e yazdıysa, siz ona kısaca şu şekilde yazabiliyorsunuz. Yani logaritma e'yi kısaca ln, yani ln diye okuyoruz biz bunu. Ln x diye okuyoruz. Yani ben bir yerde ln x gördüğümde aslında bu logaritma e tabanında bir fonksiyondur diyorum. Şimdi bakın. Ben yine şunu bir değiştireyim hemen. Pardon. Sileyim arkadaşlar. Şimdi x eleman r'de logaritma x'in sıfırdan küçük olması için x aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Ne olmalı? Şimdi bakın bu soruda da şurada tabanı yok bunun bir kere. Tabanı yoksa ben ne yapmalıyım? Bunun tabanında aslında görünmeyen, karekökte de 2'yi yazmıyoruz ya. Burada da görünmeyen ifade ne biliyor musunuz? 10. Şimdi şunu nasıl kapatacağım? Önce şunu kapatacağım.
Tamam. Burada da görünmeyen bir 10 var arkadaşlarım. O halde x ne olur? X küçük olur 10 üzeri 0'dan. 10 üzeri 0 ne? 1. X 1'den küçük olmalı. Şimdi böyle bir şık yok. Ama benim bir problemim daha vardı. Bir ifadenin logaritma olabilmesi için hem şu tabanının hem de buradaki kısmın ne olması lazımdı? Sıfırdan büyük olması lazımdı. 10 zaten sıfırdan büyük. O halde x de sıfırdan büyük olmalıydı. O halde 0 x'ten ne? Küçük. Demek ki x'im nerede? 0'la 1 arasında. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Anlatmış. Şimdi bu eşitsizliği de birazcık geçelim şunları. Şimdi şunu bir daha sileyim. Şimdi bakın, A tabanında logaritma A üzeri logaritma A tabanında B'nin değeri neydi arkadaşlar? Şu A'lar birbirlerini götürüyordu değil mi? Şuradaki A'lar gidiyordu. Logaritma da gidiyordu. Direkt bu neye eşitti? B sayısına eşitti. Tamam mı? Bu bir özellikti zaten. Özelliklerin içinde biz bunu ne yapmıştık? Evet, yazmıştık. Şimdi şuna bakalım işte. Biz bunlarla uğraşacağız. Şimdi bakın. Logaritma e isterse elen diye de yazabilirdi ama sağ olsun biz rahat görebilelim diye yazmamış. Ben yazarım. Elen yazarım. Sen onun logaritma e tabanında olduğunu bilmelisin. Şimdi biz demiştik ki özelliklerin içinde logaritma a tabanında B üzeri M varsa bir de. Bu M ne yapardı? Çarpma olarak başa geçerdi. M çarpı logaritma A tabanında B şeklinde olurdu. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla benim sorumda da logaritma e tabanında e üzeri kök 2 var. Bu kök 2 ne yapacak? Bu kök 2 başa geçecek çarpma olarak. Karekök 2. Tamam. Çarpı logaritma e tabanında e olacak. Peki logaritma e tabanında e, logaritma a tabanında a, logaritma b tabanında b, logaritma c tabanında c, logaritma 10 tabanında 10. Ne demekti? 1. E'nin kaçıncı kuvveti? E'dir. Birinci kuvveti. Burası gideceğine göre sonucum ne olacak arkadaşlar? Karekök 2 olacak. Tamam mı? İçinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Hocam biz logaritma yapsaydık zaten matematikten daha çok net yapardık. Matematikten kaçtık buraya geldik diyor musunuz böyle? Nereden çıktı bu konu diyor musunuz? He? Heh, işte bizimki geldi. Şimdi clear. Evet. Mesela şu soruya bakalım. Şimdi mesela bu soruda bakın. Önce ne var burada? Bölme var. Bölmede ne yapıyorduk biz hemen? Bakın bu özellikleri falan kesinlikle güzelce defterinize yazmanız lazım. Biz bölmede ne yapıyorduk? Çıkarma yapıyorduk bakın. Logaritma. Ah bir de hızlı yazabilsem. B tabanında B kare. Tamam mı? Şimdi buraya sonra bakacağız. Eksi böyle olduğu için böyle yaptık tabii ki de. Logaritma B tabanında C çarpı karekök A. E güzel, bu da güzel. Tamam.
Şimdi ben parmağımla ekranı gösteriyorum, sanki siz görüyorsunuz. Şu iki ne yapar? Çarpma olarak başa geçer değil mi? Üstü ifade çünkü. 2 çarpı logaritma b tabanında b olur. E logaritma b tabanında b neydi zaten? 1'di. O zaman buradan şu taraftan bir yazmaya devam edeyim. 2 gelir. Eksi. Şimdi burası çok karışık göründü gözüme. Ama orada bir çarpma var. Yani logaritma b tabanında c çarpı kök a var. Çarpmada ne yapıyorduk? Topluyorduk. Ondan önce şuraya şöyle büyük bir parantez açalım. Sonra diyelim ki bunu şöyle yazabiliriz aslında biz bunu. Logaritma b tabanında c artı logaritma logaritma yine b tabanında karekök a. Evet. Yalnız burada soruda şöyle bir hata yapmışlar. Şunu diyor ki logaritma c tabanında c3'tür diyor. Logaritma c tabanında c1'dir. O muhtemelen b tabanı falan. Bir bakayım bir ona. Yani ifadeyi tanımlarken yanlış tanımlamışlar. Bunu da çözüm. Tamam neyse biz şimdi artık şeyine göre bakarız onun. Gelişine göre. Şimdi ikimiz tamam. Logaritma b tabanında c. Bence şu b tabanında c'dir. Bu, burası da 3 olur yani. Bir dakika tekrar ben şu kalemimi alayım elime. Yapamadım. Ops. Evet. Şimdi ikimiz var. Eksi parantez 3 tamam. Artı. Şimdi geldik asıl güzel yere. Bu ne? Köklü bir ifade. Bu nasıl yapılacak? Ben bunu şöyle yazacağım bakın. Logaritma b tabanında buraya kadar bir şey yok. A'yı üstü sayı olarak yazacağız. Yani kök a nedir aslında? A'nın 1 bölü 2. kuvvetidir. Dolayısıyla 1 bölü 2 başa çarpma olarak geçer. 1 bölü 2 başa çarpma olarak geçer. Logaritma b tabanında a olur. Benim elimde böyle bir şey yok ama böyle bir bilgi yok. Logaritma b tabanında a yok bende. Bende ne var? Logaritma a tabanında b var. Onları ters çevirdiğimde ne oluyordu? Sayı da ters çevriliyordu. Demek ki yani şurası ne oluyor o zaman? 2 oluyor. Şu kısım 2 oluyor. Tamam mı? 2 çarpı 1 bölü 2'den bu ifadede ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Şimdi burası da 1. 2'den 4 çıktı, eksi 2 diyeceğiz biz. Yani çünkü şuradaki tanım kümesinde bir sıkıntı var. O belki de, şimdi böyle yaparsak eksi 2 çıkıyor. Belki de burasına biz hani c tabanında c değil de b tabanında c'dir o demiştik ya. Belki bu c tabanında b ise o zaman burası 1 bölü 3 olur. Bir de öyle deneyeyim. Burası 1 bölü 3 ise soru yanlış ama biz doğru çözmeye çalışalım. 1 bölü 3 artı 1 ise eğer burası ne yapar? 4 bölü 3 yapar. Eğer bunu 2'den çıkartırsak 6, 2 bölü 3 yapar. Bu da yok. Yani soru yanlış yazmışlar. Önemli olan o kısım değil zaten. İfadesi önemli değil. Burası önemliydi. Şimdi son bir dakikamız diyor. Arkadaşlar ben bunlarla ilgili size normal deftere yine yazıp defter notu atacağım. O şekilde çözeceğim yani çözümlerini de atacağım. Mutlaka ve mutlaka logaritma konusunu anlayıp o formülleri kesinlikle ezberleyip size yazacağım formülleri ezberleyip ve geçen haftaki bileşik faiz kısmını da bir kez daha dinleyip lütfen önümüzdeki haftaki derse o şekilde gelin. Var mı sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Bu arada benim en son yazdığım kişi Birgül'den sonra Kader, Emre ve Çağla. Arkadaşlar derste böyle son dakika giren arkadaşlarımız oldu.